Merhaba, ismim Ali Rıza Özdemir. Aksaray Ortaköy ilçesi belediye başkanıyız. İlçemiz ilimizin en büyük ilçesidir. O günden bu zamana ilçemize yapılan ve yapılamayan birçok yenilik ve eksiklerimiz oldu. Bu zamana kadar ilçemize hizmet veren bütün belediye başkan arkadaşlarımıza biz teşekkür ediyoruz. 2019 3. ayın 31'inde yapılan yerel seçimde belediye başkanı olarak biz seçildik. Bu noktada seçildikten sonra ilçemizle ilgili eksiklerimizi seçim öncesi ve seçim sonrası göreve geldikten sonra belediye başkan gözüyle görerek ilçemize birçok eksikler tespit edildi. İlçemizde diğer yerlerde olduğu gibi en büyük eksiklerimizin bir tanesi yoldur. Yol medeniyettir. Yollarla ilgili büyük sıkıntılarımız vardı. Hizmet yapabilmemiz için öncelikle bazı aşmamız gereken engeller vardı. Bunlardan en büyüğü fen işlerindeki ciddi eksik ve sıkıntılarımızdı. Bu sıkıntıları gidermek için işlerimize araç alımını gerçekleştirdik. Araç alımından sonra ilçemizdeki diğer eksikliklere bakarak elzem olarak görmüş olduğumuz birçok farklı hizmette bulunduk ilçemize. Ama en önemlisinin yol olduğunu görünce, ilçemiz aynı zamanda gurbetçi bir ilçedir. Yurt dışında birçok hemşehrimiz var. Memleketlerine geldikleri zaman güzel bir ilçe bulsunlar diye hem güzellik anlamında dokunuşlarla bazı hizmetler verdik ve bunun haricinde yolla ilgili çalışmaları yapmayı düşündük ve ilçemiz aynı zamanda işletme yönünden zengin bir ilçedir. 15 adet şu an fabrikamız vardır. Bu nedenle inşaat sektöründe de çok hızlıyız. Yollarımıza aşırı tahrip olduğunu gördük ve yol medeniyet diyerek yolla ilgili çalışma bizim elzem çalışmalarımızdan bir tanesi oldu. Bu nedenle yapmış olduğumuz araştırmada ülke genelinde birçok firmayla görüştük. Birçok firmadan teklif aldık, ön teklif aldık, çalışma sistemlerini inceledik. Nasıl çalışıyorsunuz, bize maliyeti ne oluyor, ne yapıyorsunuz, saatteki üretim kapasitesi ne şeklinde. Tabii bu noktada yapmış olduğumuz araştırmalarda en uygun teklifi Teknofalt'tan aldık. Ve Teknofalt'ta çıkmış olduğumuz ihalede yine ihalemizi en uygun fiyatı vererek Teknofalt firmamız aldı. Şu an sizin de görmüş olduğunuz gibi asfalt şantiyemizi kurduk. Bu asfalt şantiyemizin bize artısı ne olacak, eksisi ne olacak? Yapmış olduğumuz araştırmada en modern sistem olarak Teknofalt'ı gördük ve yakıt tüketiminde gerçekten eski sistem bir asfalt şantiyesine göre 1/4 oranında maliyeti azalttığını gördük. Ya bu da şu demek oluyor, 10 milyon TL harcıyoruz, yani yuvarlayarak konuşuyorum. 10 milyon TL'ye 2,5 kilometre asfalt atıyorsanız şu an 10 milyon TL'ye 10 kilometre asfalta çıkıyor. Yani yapmış olduğunuz maliyette atmış olduğunuz asfaltı 4 katına çıkartıyorsunuz. Ve bu da bir belediye için olması olmazlardan. Çünkü daha az paraya daha kaliteli bir sistem. Ve sistemimizin artısı şu, ses kesinlikle yok ve kesinlikle çevre dostu. Çevreyi hiçbir şekilde diğer asfalt şantiyelerinde olduğu gibi bacadan çıkan dumanlarla çevreyi rahatsız etmesi gibi bir şey olmayacak. Tamamıyla modern, tamamıyla son sistem, doğalgaza çalışan ve doğalgaza çalıştığından dolayı yine maliyeti düşürüyor. Ve aynı zamanda bu asfalt şantiyemizdeki artılarımız şudur bizim, tozunu, sıkıntılı taşını, iri taşını, ufak taşını ayırt ederek tamamıyla istediğiniz kalitede bir asfalt üretimi yapıyor. Yani şöyle söylüyorum, akıllı sistem. Hani yapay zeka diyoruz ya, yapay zeka ile yapılmış bir sistem diyebiliriz. Kendisi her şeyini ayarlıyor. İstemediği kalitede bir ürün olduğu zaman sistemi durduruyor. Toz fazla gittiği zaman tozu ayrı bir tarafa atıyor. Mesela asfaltta kullanacağınız taşlarda irilik olduğu zaman onu ayrı bir tarafa bırakıyor. Tamamıyla kendine göre katkısını yapıyor. Hiçbir şekilde bir madde eksik veya bir madde fazla olmuyor. Ve yine diyorum, bir belediye için en önemli olan daha ucuza daha kaliteli hizmet. Biz daha ucuz bir maliyete daha kaliteli bir asfaltı inşallah atacağız bununla birlikte. Ve bu noktada önce oluyoruz. Biz şantiyemizi aldıktan sonra il özel idaremiz aldı. Ve bildiğim kadarıyla Türkiye'de ülkemizin farklı bölgelerinde farklı belediyelerle de irtibatlar kurulmuş. Onlar da başlıyor. Hani ben buradan şunu demek istiyorum. Daha kaliteli bir asfaltı daha ucuza mal etmek istiyorlarsa biz denedik, gördük, kısmi bir üretim yaptık. Biz gerçekten memnunuz ve buradan herkese tavsiye ediyorum. Ve ayrıca Hasan Bey'e de bu şekilde güzel bir sistem, bu şekilde ucuz bir maliyetli sistem kurduğundan dolayı teşekkür ediyoruz. Ve şunu da dipnot veriyorum, memleketim üretiyor, memleketimin insanı kazanıyor. Yerel üretim olduğundan dolayı da bizim öncelikle tercihlerimizden birisi de Teknofalt olmuştur. Yurt dışı markalar geldi, görüştük ve şunu söyleyeyim, emin olun sadece isim. Biliyorsunuz isimden dolayı iki katının üzerinde bir fiyat teklifiyle karşılaştık biz. Sadece isim. Ve biz araştırdığımızda gördük ki aynı sistem ve şöyle bir artımız var bakın. Ankara bize yakın bir il olduğundan dolayı ve şu an kurulum aşamasında bile biz
Teknofalk'tan bu desteği fazlasıyla gördük. Gerçekten teşekkür ediyoruz. En ufak bir sıkıntıda 24 saat içerisinde intikal ediyorlar. Yurt dışından aldığınız sistemlerde şöyle bir olayla karşılaşıyorsunuz. Aldınız, parça yok diyor. Bir hafta bekleyeceksin. Kargodan gelecek, gümrükten gelecek, yurt dışından gelecek, kaç günde gelecek, elinde malzeme yoksa siparişi olacak. Ama yerel firmayla çalışmanın artısı 24 saat içerisinde ekipmanınız elinizde oluyor. Ve zaman kaybetmiyorsunuz, mağdur olmuyorsunuz. Şimdi ben kendi ilçemden örnek vereyim. Bizim burada asfalt atacağımız 3 veya 4 aydır. Çünkü eksi 5'in altına düştüğü zaman normal şartlarda asfaltta sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi ben firmaya talebimi ilettim. Firmada dedi benim elimde malzeme yok, yurt dışından alacağım. Yurt dışında o an için nakliye yok. Ne olacak? Belki ben 1 ay, 1,5 ay gecikeceğim ve asfalt sezonunu kapatıyorum. Ve burada ne oluyor? Hem ben mağdur oluyorum, hem benim ilçemde yaşayan insanlar mağdur oluyor. Ama yerel firmayla çalışmanın avantajı 24 saat içerisinde geliyor. Hatta aynı gün içerisinde bile gelinebiliyor. Tabii elindeki imkanlarına göre. Malzemenizi kuruyor, teslim ediyor ve aynı hizmeti daha ucuza alıyorsunuz ve anında hizmet alıyorsunuz. Ya bu nedenle biz Teknofalk şirketine teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz. Öncelikle ülkemize böyle bir hizmet kazandırdığından dolayı ve ilçe halkım adına da inşallah özellikle gelecek senede biz ciddi bir asfalt atımı düşünüyoruz. Bu görmüş olduğunuz asfalt şantiyemize biz saatte 140 ton civarında bir asfalt üretimi hedefliyoruz. Bizim gibi bir ilçe için gerçekten yüksek bir oran, çünkü çoğu il belediyesinde bu kapasiteye sahip şantiye yok ve biz bir şirket kurduk. Kısmet olursa hem burada vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayarak belediye olarak elzem görevimizi yapacağız. Hem yol alan firmalara ve özel sektörde bulunan asfalt talebinde bulunan kişilere asfaltımızı satarak maliyetimizi düşürerek belediyemize bedavaya getirmiş olup aynı zamanda da bir kazan sektörü haline getirmiş olacağız inşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Memleketini ve yaptığı işi seven bir insan hiçbir zaman hiçbir işle yetinmez. Hep daha iyisini, daha kalitelisini, daha fazlasını yapmak ister. Hani biz de bu gelmiş olduğumuz konumdan her şeyden önce ilçemizi seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz ve gerçekten memleketimizin nasıl kurulduğunu ve nelerle badireler atlattığını görüyoruz. O nedenle her şeyin en iyisini yapmak için düşünüyoruz ve sadece en iyisini yapmak için düşünüyoruz. En iyisini yapmak için düşünüp iş takibi yaptığınız takdirde emin olun her şey yeri yerine oturuyor ve her şey çok güzel oluyor. Ama işi severek yapmak lazım. Şöyle söylüyorum, biz ilk geldiğimizde vaatlerimiz vardı. Bunlardan yaptıklarımız da var. Süremiz olmadan yapmayı planladıklarımız da var. Tabii her şeyden önce bunlar bir bütçe gerektiriyor. Biz borçlu bir belediye almıştık ama buna rağmen 2019 yılında göreve gelerek Millet Bahçesi'ni ilk faaliyete geçirip açan Türkiye'deki ilk belediyeyiz biz. Resmiyette 50 dönüme yakın bir arsamız ama toplamda kullandığımız alanımız 60 dönüm gibi bir arazi içerisine Türkiye'nin en geniş konseptli Millet Bahçesi'ni yaptık. Türkiye'de hiçbir Millet Bahçesi'nde olmayan, özellikle gençlerimize yönelik, engelli vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza özel konseptlerle hazırladığımız bir millet bahçemiz var. Gurbetçi hemşehrilerimiz bu yıl memleketimize geldiğinde büyük bir bölümü tatili unuttu, memleketimize kaldı. Çünkü rahatlıkla çocuklarıyla hoş bir vakit geçirebilecekleri, doğayla baş başa, baraj kenarında, denizi olmayan yerde deniz manzaralı bir millet bahçesi yaptık. Onun haricinde ilçemizde hayvancılık çok yaygındır. Şu an yine bu noktada yine iddialıyız. Ülkemizin en geniş konseptli hayvan barınağını yapıyoruz. Bir ekip olarak yapıyoruz. Çünkü hiçbir iş tek başına olmaz. Ben burada belediye meclis üyelerime, çalışma arkadaşlarıma, belediyedeki çalışma arkadaşlarıma, çünkü biliyorsunuz bu işlerde bir kişi söyler ama diğer insanlar takip etmediği takdirde olmuyor. Bu bir ekip işidir. Hepimiz birbirimizin eksiklerini görerek tamamlıyoruz. Bir ekip olarak bu işleri yapıyoruz. Şu an yapmış olduğumuz hayvan pazarımızda kapalı padok, açık padok veya şehir dışından gelen bir satıcı geldiği zaman, hayvanlarında rahatsızlık gördüğümüz zaman hayvanları padoğa alıp diğer vatandaşların hayvanlarını hastalatmaması mahiyetiyle karantina alanımız var. Karantina alanını alıyoruz ve hayvanları orada bekleyecek. Bunun haricinde çok uzak mesafeden gelen besicilerimiz, celeplerimiz için yem damı ve saman damlarımız var. Geniş ölçekte bunlar. Oraya yemlerini, samanlarını koyup rahatlıkla burada 2 ay, 3 ay boyunca hayvan pazarında hayvanlarını bulundurabilecekler. Onun haricinde kesmek isteyenler, mesela kurbanda geldiler, hayvan kesecek yerler yok. Rahatlıkla kesimhanemiz olacak. Büyük ve küçük baş. Şu an o da bitti. Orada kesiliyor. Ve dediniz ki ben hayvanımı kestim, tatile gitmek istiyorum. Etinizi içeri asıyorsunuz. Tatiliniz bittikten sonra soğuk hava depomuzdan etinizi alıyorsunuz. Evinize götürebiliyorsunuz. Ve ayrıyeten dışarıdan geldim, kalacak yerim yok diyorsunuz. Hayvan pazarımızın yanında
bir sosyal tesisimiz ve ufak bir misafirhanemiz var. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir şekilde her konseptin bir arada olduğu modern bir hayvan pazarı yaptık şu anda da. O da kısmet olursa bir ay içerisinde veya bir ay az bir geçer süre içerisinde faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. İlçe merkezimizde ailenize oturabileceğiniz tamamıyla çevre dostu nezih bir park yaptık. İçerisine hoş nezih bir kafeterya, lokanta şeklinde işletme yaptık. Bunu yaparken de tabii doğaya düşünerek, bilmiyorum uygun olsa, vaktiniz olsa oradan da görsel alabilirsiniz. Ağaçlarımız binanın içerisinden çatıdan dışarı çıkıyor. Tamamıyla çevre dostu bir çalışma yaptık. Bunların haricinde altyapıyla ilgili çalışmalarımız var. Belediyemizin ekipmanını son 2,5 yılda belediyemize alınan 30 yıl boyuncaki alınan aracın 2 katından fazla araç kazandırdık. Tabii burada biraz biz, biraz büyüklerimiz bir şekilde desteklerle hayırsever vatandaşlarımıza ortak çalışarak bazı kazanımlarda bulundurduk. Bunun haricinde organize sanayi ile ilgili bir çalışmamız var. İlçemizde 15 civarında büyük işletme yerimiz var. Kısmet olursa bütün çalışmalarımızı bitirdik. Sadece Bakan Bey'imizin bir imzasına kaldı. Altyapımızın her şeyi bitti. Bakan Bey'imiz imzaladıktan sonra millet organize sanayimizle ilgili de inşallah 2022 içerisinde temel atmayı hedefliyoruz. Hani proje çok, yatırım çok. Ben sadece birkaç tane büyüğünden örnek verdim. Yine en büyük projelerimizden bir tanesi Yunus Emre. Yunus Emre ile ilgili ciddi çalışmalarımız oldu. Hani Türkiye'de birçok yer Yunus Emre'nin kendilerinde olduğu ile ilgili söylemde bulunuyorlar. Ama gerçekten tarihe açıp baktığımızda, araştırdığımızda Tapduk Emre, Hacı Bektaşi Veli üçgeninden ve o dönemin şartları ile ilgili araştırmalar yapıldığında Yunus Emre'nin ilçemize kaldığı Kültür Bakanlığı tarafından da kahverengi tabelayla tescillenmiştir. Ha tabii bazı şeylerden dolayı net burada denilmiyor ama hani inşallah bunun da ilerleyen dönemlerde üstesinden aşacağız. Çünkü biz gerekli sahip çıkmayı yapıyoruz ve bu noktada biz bütün Yunus Emre kendi ilçelerinde ve illerinde olduğunu iddia eden insanlarla her türlü diyaloğa açığız. Hani biz bizde olduğunu her türlü ispat edeceğiz. Ki 1985 yılında Türkiye Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir çalışmada devletimizin elinde bu kaynakları mevcuttur. Çıkan kemiklerde, mevcut bahsedilen yerlerdeki kemiklerde çıkan yerlerde çömelme hastalığı, yani çömelme hastalığı Peygamber Efendimiz'in yaşının üzerinde fazla yaşayanların ibadete geçerek sadece namazı çok kılan insanlarda kemiklerinde, kaval kemiğinde düzlemeye çömelme rahatsızlığı denir. Bu şekilde yapı sadece Ortaköy'deki kabirde görülmüştür. Diğerlerinde böyle bir şey tespit edilmemiştir. Yunus Emre ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. İnşallah burada olduğunda ömrümüz ve gücümüz yeterse tescilleyerek aynı zamanda ilçemize ufak bir kültür turizmi de açacağız. Biz de sizi takip ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Niye teşekkür ediyoruz? Şimdi sonuçta biz kendi halinde bir ilçeyiz. Türkiye'nin birçok yerinde bizim gibi ilçeler de var. Biz sizleri takip ederek kalite nerede? Veya hangi ilçe, hangi belediye ne yapıyor? Hangi sistemi kullanıyor? Biz de sizlerin sayesinde bilgi ediniyoruz. Hani her zaman şu arada çok biliyorum diyen insan her zaman hata yapar. 40 bilsen de bir bilene danışacaksın diye. Ben çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Çünkü bizler de sizlerin çalışmalarıyla gerçekten ciddi bilgi sahibi oluyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz, yanlışlarımızı görüyoruz. Hani gerçekten bizim belki doğru bildiğimiz olay aslında yanlış. Ve bunları sizleri izleyerek, sizlerin Türkiye genelindeki yapmış olduğunuz çalışmaları görerek, oradan kendimize bir pay alarak daha güzel bir belediyeciliğe sizlerin sayesinde adım atıyoruz bizler.